Yaz bakalım. Hakan ve Volkan işten eve gelirler. Ve evi o halde bomboş görünce... Baba, bu evin hali ne böyle? Haciz memurları geldi. Neyimiz var neyimiz yoksa alıp gittiler. Komşulara da rezil olduk. Hakan nereye? Hakan dur! Şirketin önden geçiyordum, bir uğrayayım dedim. İyi yaptın kızım. Ya baba ya, benim az solistlik işim ne oldu? Ana, sen koskoca Şahan Demir'in kızısın. Ne işin var şarkıyla, türküyle? Çok istiyorum. Tamam tamam, yarın akşam ayarlarız. Babacığım, harikasın. Ya. Ciao. Ara vederci. Ay biraz nişantışa gideceğim, alışveriş falan yapacağım. Ay. Yavaş be! Önüne baksana! Hasta mıdır nedir ya? Allah Allah! Bütün manyaklar beni buluyor. Ne bakıyorsun? Ne var? Ne istiyorsun? Bir onu mu özledin? Haciz memurlarını çok önceden ayarlamıştın değil mi? Bunların hepsini biliyordun. Tepemize akbaba gibi çöktün. Bize hiç şans tanımadın. Çoluk çocuk, ne yer ne içer umrunda değil öyle mi? Benden merhamet dilenmeye mi geldin? Hayır. Sana o zevki tattırmayacağım. Ama bu burada kalmaz Şahan. Unutma. Bu burada kalmaz. Ya dikkat et adama. Ya baba ya. Ne istiyor bu kaba şey senden? Her kaybeden gibi ağlıyor canım. O kadar. O güzel kafana takma sen. Tamam o zaman. Duş almaya gidiyorum. Tamam. Şimdi sen yaz, ben devam ediyorum. Niye? Ne güzel uyduruyordum. Evet, aslında kötü karakterleri yazmak da üstüne yok. Ama şimdi eve ve çocuklara döneceğiz. Kendini bir şey sanıyorsun değil mi? Aa, hadi çocuklar, ayıp ama. Emre. Söyle bakalım, yazıyorum. Ev bomboştur. Zavallı çocukların ders çalışacağı bir masaları bile kalmamıştır. Sence bilgisayarımızı falan geri alabilecek miyiz? Babamızın durumu düzelince bütün eşyaları geri alırız. Üzülme. Merhaba millet. Merhaba. Size Volkan'ın spesiyalini yapacağım. Mideniz bayram edecek. Ne hücum? Fransız mutfağının baş tacı. Le yumurta de sahanda. Hey, acayip güzeldir. Hay. Tamam. Şimdi tekrar senin kötülere dönelim. Şahan Bey'in ofisine. Söyle, ben yazarım. Nana babasına şaşkınlıkla bakar. Nana kötü kız öyle mi? Ay Özge, canım esas kıza yani iyi olanın simge adını verin olur mu? Ya bekle, aklıma gelmiyor. Babişko! Ay babacığım! Canım ay ay! Babişko, yoksa bu gece burada mı sahneye çıkacağım? Senin manyak kuçu ya. Kuçun olsun. Ay. Yalnız... Tek bir şartım var. Ne? Katibime söyleyeceksin. Annen de dediği gibi. Katibim de katibim. Katibim de katibim. Ya baba ya. Of. Evet. Hadi buyurun bakalım. Vallahi ben tokum. Hadi çocuklar siz yiyin. Ben de dışarıda atıştırmıştım bir şeyler.
Baba gel. Baba gel. Gel. Volkan abi bize Fransız usulü yumurta yaptı. Siz yiyin çocuklar, ben tokum. Ya az geldi. Merhabalar. Merhaba. 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 Düşmez kalkmaz. Bir Allah. Öyle değil mi Hakan Bey? Ya. Hadi kızım, koysana elindekileri sehpanın üzerine. Vallahi öyle açım ki. Vallahi yiyin, daha gerisi var. Buyurun, buyurun, buyurun. Tencereyle yaptım yemekleri. Ne olacak canım? Komşuluk böyle günlerde belli olurmuş. Öyle değil mi? Hadi yavrularım, hadi canlarım benim. Hadi yesenize. Siz de yesenize. Yok, ben yedim, teşekkür ederim. Çok. Çocuk bunlar ayol. Yiyecekler, büyüyecekler. Şunu da al bakayım. Başlarında bir anne olması lazım. Ya da ne bileyim babaanne falan. Ya da ikisi birden. Ay, ölüm yiyesinize lütfen. Estağfurullah. Börek de harika. Afiyet şeker olsun. Lütfen. Artık bize müsaade. Bir şeye ihtiyacınız olursa hiç çekinmeden söyleyin, olur mu? Kirayı da dert etmeyin. Ay ne var, idare edeceğiz artık. Çok güle sağ olun. Çok teşekkür ederim Kulina Hanım. Şey İyi günler. İyi günler Simge Hanım. İyi günler. Afiyet olsun. Doydunuz mu? Afiyet olsun. Hadi bakalım. Kulina Hanım'ın uzun zamandır gözü bende. İyisi onunla evleneyim. Hem kira derdimiz olmaz, hem de çocukların boğazından sıcak bir şeyler geçer. Ya böyle bir şey olmayacak baba. Kendini bizim için feda etmeni istemiyorum. Heh, yok canım, aslında hoş kadın. Baba, bu durumdayken neler düşünüyorsun? Ah Şahan Demir, ah! Yaktın bizi. Al işte, herif burada bile karşımızda. Ünlü iş adamı Şahan Demir'in biricik kızından müzik dünyasına sıkı bir giriş. Bugün Minay'daki konseriyle ilk kez seyirciyle buluşacak olan... Yeter Volkan, yeter, okuma. O adamın da kızının da adını duymak istemiyorum. Adam bizi oyuna getirip neyimiz var neyimiz yoksa üstüne yattı. Bir de bizi borçlu çıkardı. Elimiz kolumuz bağlı. Ne yani, buna seyirci mi kalacağız? Ne yapabiliriz ki? Madem o bize acımadı... Aklındaki ne? Kızını kaçırıp fidye isteyeceğiz. Ne? Evet. Kızını kaçırıp fidye isteyeceğiz. Katip uykudan
Baba, baba. İstediğim spor arabayı mı aldın? Kızım için dünyayı yakarım ben. Kızımdan daha önemli hiçbir şey olamaz. Al, güle güle bin. Ay babacığım. Canım babacığım. Canım kızım benim. Ne diyorsunuz? Zaten başımızda yeterince dert var. Bir de adam kaçırıp başımızı iyice derde mi sokacağız? Adam değil, kadın kaçıracağız. He, çıldırmışsın sen. İyi o zaman, adamın yaptıkları yanına kar kalsın. Sen demedin mi bizi oyuna getirdi diye? Evet. Ama hukuken de işini uydurmuş, bir şey yapamıyoruz. Öyle. Adam fidyeyi vermezse de kızını öldürecek değiliz ya. Akılları başlarına gelsin. Hem çocukların okul taksidi gelince ne yapacağız? Fidyeyi verirse kendi hakkımızı bizden dolandırdığı parayı geri almış olacağız. Çocuklarını düşün. Daha kaç gün komşuların getirdiği yemeği yiyecekler? Baba. Oğlum, ölmüş eşek kurta korkmaz. Bu adam sizin sırtınızdan sizi dolandırıp haksız yere kazanç sağlamadı mı? Evet. O halde iyi bir derse hak ediyor demektir bence de. Kendimi kutluyorum. Şerefe. Gir. Nana Hanım, size çiçek geldi. Nereye koyalım? Ağzımın içine koy. Nereden bileyim ben? Allah Allah. Koy bir yere işte. Hadi seni ne bekliyorsun oğlum? Ya dur tamam tut şunu. Tamam. Ne kadar güzel değil mi? Bugüne kadar böyle güzel bir çiçek görmemiştim. Çok şık. Acaba nereye koysam? Bakayım. Ya! Bırak! Ya. Bırak! Dur! Ya yeter! Dur kızı öldüreceksin ya! İmdat! Ne oldu? Dur! Yama bayılması lazım da önüne bayılmadı. Bırak! Bozuk mu acaba? Ne yapıyorsun? Hayda. Volkan. Ya ayılsana ya. Bu bir iş bu. Dur be. Dur be. Ya. Aa, bırak beni. Bırak. Volkan ayılsana. Ya bayılmanın sırası mı şimdi ya? Kusura bakma be. Volkan ben bu kızı nasıl taşıyacağım şimdi? Uyansana ya. Ya bu benim izlediğim bir Türk filmine acayip benzedi oğlum. O kadar etkilenmeler olacak tabii. Çocuklar. Yeter artık. Yarın devam edersiniz. Ama öğretmenimiz 2 gün sonra istiyor. Bitirirsiniz. Of. Bak daha 2 gün varmış. Yoksa yarın okula gidemeyeceksiniz. Simge, siz de bu gece burada kalın. Çok geç oldu. Misafir odasını Makbuş hazırlamıştı zaten. Olur. Tamam. Hadi Emre, hadi. Kapat. Filmimizin devamı az sonra. Hah, az sonra. Senaryo kaldığımız yerden devam edelim. Ya Allah'tan öğretmen bir gün daha izin verdi. Süper fikirlerim var. Ben de derste sürekli senaryoyu düşündüm. Bakıyorum bu senaryo işi çok hoşunuza gitti. Aslında sonra bu filmi çekmek vardı. Oldu Tarantino. Bir yönetmenlik yapmanın kalmıştı. Üf, ne var gıcım? Yaparım tabii. Ya bu senaryo yüzünden her akşam size geliyoruz. Umarım rahatsız etmiyoruzdur. Yok canım. Ne demek? Üf ya doğru düzgün yaz ya. Yazıyorum görmüyor musun? İkisi ne güzel anlaşıyorlar değil mi? Büyüdüler artık. Öyle. Nasıl devam edeceğiz? En son kızı kaçırmışlardı değil mi? Yaz bakalım. Emredersin Tarantino. Ay. Ya Volkan! Dur var ya kesin salaksın. Ne diye kokladın ki eteri? Ya ne bileyim abicim ya. Kontrol edeyim dedim. Hadi. Geldiniz mi? Kız nerede? Burada. Bravo yani. Ya kız ölecek. Aç şunu çabuk. Volkan'ın kafasına uyduk böyle getirdik kızı. Daha nasıl getirecektik ki? Pek de güzelmiş. Vallahi o telaşla fark etmemişim. Çok da güzelmiş gerçekten.
Çocuklar bunu görünce ne diyeceğiz? Çocuklar asla bunu bilmemeli. Kömürlüğü kapatalım o zaman. Hadi. Hadi. Hadi tut şunun ucundan. Hadi. Hadi abi. Hadi, hadi, hadi. Hadi, gel. Kızım, neredesin hadi? Gazeteciler aç oldu. Hepsi seninle röportaj yapmak için bekliyor. Kimsenin Sibel Can'ı falan taktığı yok. Ana. Ana. Volkan, ip bul çabuk. Heh, çabuk. Al. Çabuk. Neredeyim ben? Al, 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 al. Ay, siz de kimsiniz? Aaa! İmdat! Sus! İmdat! Konuşma! Sus! Bağırma! Bağırma! Dur, bağırma be! İmdat! Bağırma, bağırma. Bağırmayacaksın değil mi? Hı hı. Heh, tamam. İmdat! Gel bırak! Volkan, bir bez bul. Ağzını bağlayalım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Yalvarırım, ağzını bağlamayacağım. Çok iyisin. Bak, benim yiyem çok hassas. Sonra. Kusura bak. Hiç kusura bakma. Daha hijyenini bulamayacağız. Güzel konuştun. Aferin. Bir şey söyleyeyim mi? Babam sizi bulacak. Ve o zaman çok ama çok pişman olacaksınız. Hayır! Ker yarıldı da yerin dibine girmedi ya bu kız. Hemen bütün hastaneleri, karakolları arayın. Hemen. Kızım nerede? Ya kızım nerede? Söyleyeceğim. Sus be kadın, sus. Sırlayıp durma. İstiyorum. Kızımı bulacağız. İstiyorum. Merak etme. Kızımı istiyorum ben. Bulacağız. Kızımı istiyorum. Kızımı, kızımı. Yedin beni, yedin beni. Kızımı sus. İstiyorum. Kızımı istiyorum. Ben de huzur istiyorum. Ben kızımı istiyorum. Adama telefon edip polise gitmemesini söyleyeceğiz. Ve bizden dolandırdığı parayı isteyeceğiz. İşte filmlerde ne diyorlarsa onları söyleyeceğiz be Volkan. Uzun uzun plana gerek yok. Evet evet, arayayım bir an önce. Ara. Polisler. Ya sus be Volkan. Herkes duyacak şimdi. Komşu. Komşu, açsanıza. Pardon. Ay komşum, bir kadın çığlığı duydum evet, sanki. Evet, ben de duydum, ben de duydum. Kadın çığlığı mı? Evet, televizyondan gelmişler. Kadın ne arar bu evde? Sizin televizyon hacizde gitmedi mi? Evet, yok. Baba bir hoşsun. Evde bir kadın mı var yoksa? Yok canım, daha neler. Belki şu... Şu karşı evden gelmişti. Evet evet, şuradan. Bunlar karı koca, sürekli kavga ediyorlar. Siz de fark ettiniz demek. Adam bence karısını dövüyor. Demeyin. Evet. Anne. Dur be. İki laf edelim. Şu çaprazımızda oturan ailenin oğlu da alkolik. Anne. Dur. Biliyorum. Kaç kere salıncak gibi. Öyle sallana sallana eve girdiğini gördüm. İğrenç. Ben de gördüm, ben de. Çocuklar uyanacak. Yani. Artık geç oldu da. Tamam, tamam Hakan Bey. Öyleyse kaçtık biz. Yarın görüşürüz. İyi akşamlar. Allah'a ısmarladık. Hadi bye görüşürüz. Bye. Allah'a ısmarladık. Nereye? Daha servise var. Biz otobüse bineceğiz baba. Durumumuz düzelene kadar. Ama çocuklar. İzin ver baba. Otobüse binmeyi seviyoruz. Hı-hı. Çok zevkli. Hoşça kal babacığım. Hadi.
Hadi gidip şu kıza bir bakalım. Sonra da babasına telefon açarız artık. Ne yapalım? Başımıza iş aldık. Hadi hayırlısı. Ya. Hala kızımdan haber yok. Hani Türkiye'nin en güçlü kuvvetli erkeğiydin? Hani kızım? Ha? Hani? Kızım da kızım. Aman, kızım sus da kızım. Kadın. Sus, kızım. Sus, sus kadın. Ben üzülmüyorum sanki. Bak, akıl kalmadı. Sinirimden iş yerine röpte şambırımla geldim. Canımı sıkma benim. Ben de bir güdülerimi kafamda unutmuşum. Akıl kalmadı ki. Kızım da kızım. Kızım da kızım. Belki de kaçırdılar kızımı. Bırak. Sus kadın sus. Kızımı istiyorum. Kızım kızım kızım. Sus bak kadın. Bana sus ne? Kadın. Kızım sus kızım. Sus. Kızımı istiyorum. Sus. Oğlum ne yapmışsınız siz? Kızı hediye paketi gibi bağlamışsınız. Ya baba. Oo, bu kız yanıyor. Kaldırın hadi. Kaldırın şu kızı. Burası çok pis ve havasız. E nereye götüreceğiz? Ya yukarıya salona. Çocuklar? Onu kızı kaçırmadan evvel düşünecektik. Hadi ne yapalım? Yakında zaten herkes görecek. Hadi. Yürü. Yürü. Hadi hadi hadi. Üşüyorum. Üşüyorum. Hadi hadi hadi. Dur.